Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit olan 6 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli milletvekilleri, 2024 yılı bütçe görüşmelerinin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Gerek Plan Bütçe Komisyonu'nda, gerekse genel kurulda bütçeyle ilgili birçok görüş ve itiraz dile getirildi. Ben de buradan bütçenin geneli üzerinde bir değerlendirme yapacağım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bütçe nedir ve kimin için yapılır? En basit tanımıyla bütçe kimden ne alınacağı ve kime ne verileceğidir. İşte temel mesele de buradadır. Bu bütçe kimin için yapılmaktadır? Bu soruya verilecek cevap bu bütçenin kimin bütçesi olduğunu ortaya koyacaktır. 2024 bütçesinde 8 trilyon 437 milyar lira gelir, 11 trilyon 89 milyar lira da gider öngörülmektedir. Bütçe açığı ise 2 trilyon 652 milyar liradır. Bütçe kanunu teklifine göre tanınan istisna ve muafiyetler sonucunda 2 trilyon 210 milyar lira tutarında vergi tahsil edilmeyecektir. Peki sermayeden ve zenginlerden tahsil edilemeyen bu tutar kimden alınacaktır? Bütçenin gelir kalemlerine baktığımızda en büyük payın KDV ve ÖTV olduğunu görüyoruz. Bu bütçeyi halktan toplanacak vergiler oluşturmaktadır. Ancak toplanan bu vergiler ne yazık ki halk için harcanmayacaktır. Halkın vergileriyle oluşan bu bütçe peki kim için harcanacaktır? Bu bütçe kimin bütçesidir? 21 yıldır olduğu gibi AKP'nin önümüze getirdiği bütçeye baktığımızda bu bütçenin kimin bütçesi olduğunu görüyoruz. Bu bütçe işçiler, emekçiler açlık sınırının altında yaşarken saraylarında israf ve sefahate boğulanların bütçesidir. Bu bütçe ırmağının akışına ölürüm derken kurt olan ama o ırmağı ve dağlarını yok edilen, ormanları yok edilen beşli çetenin kesesini doldurmak için yok edildiği sırada da kuzu kuzu seyredenlerin bütçesidir. Filistin halkına destek vermek için bu ülkenin çocukları Mavi Marmara gemisinde öldürülürken kendi çocukları gemicikleriyle ticaret yapmaya devam edenlerin bütçesidir. Bu ülkenin gençleri KYK yurtlarında kurtlanmış yemek yerken, bakımı yapılmayan asansörlerde hayatlarını kaybederken kendi çocuklarına lüks ve şatafatlı hayatlar yaşatanların bütçesidir. Bu ülkenin çocuklarına okullarda bir öğün yemek çok görülürken karınlarını tıka basa doyuranların bütçesidir. Bu bütçe İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir deyip sonrasında makam ve mevkileri için sessiz kalarak kadınları yalnız ve korumasız bırakanların bütçesidir. Bu bütçe vatandaş hastanelerde randevu bulamaz, muayene ve ameliyat olamazken hasta garantili hastaneler üzerinden döviz bazında milyonlarca lirayı yandaşlarının cebine dolduranların bütçesidir. Bu bütçe bu ülkenin kahraman evlatları bu topraklar için şehit olurken Türk vatandaşlığını teröristlere ve uyuşturucu baronlarına verenlerin bütçesidir. Bu bütçe yıkık dökük gece kondularda yaşayıp bu vatan için şehit olanların bütçesi değil, vatan millet edebiyatı yapan ama çocuklarını çürük raporlarıyla askerlerden kaçıranların bütçesidir. Milyonlarca gencimiz işsizlikle boğuşurken mülakatı kaldırmayıp torpille ve liyakatsiz atamalarla yakınlarını kamuya dolduranların bütçesidir. Muhalefeti her fırsatta terör örgütleriyle ilişkilendirilip yerel seçimlerden birkaç gün önce teröristleri devletin televizyonlarına çıkaranların bütçesidir. Bu bütçe nitelikli akademisyenler işten atılırken üniversitelerini akraba şirketine çeviren rektörlerin bütçesidir. Emekçiler açlıkla, yoksullukla boğuşurken 3-5 yerden maaş alan bürokratların bütçesidir. Maden işçileri yerin 7 kat dibinde emekleri alın teriyle çalışıp hayatlarını kaybederken
maden alanlarında gerekli önlemleri almayıp yüzlerce işçinin ölümüne sebep olarak servetine servet katanların bütçesidir. Derme çatma bir gecekonduda çocuklarını saç kurutma makinesiyle ısınsınlar diye bir odaya koyan ve diğer odada intihar eden anneler varken sarayın bahçesine ektiği hurma ağaçları üşümesin diye yurt dışından ısıtma tertibatı getirenlerin bütçesidir. Daha Nisan ayında bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez diyerek ülke ekonomisini allak bullak edip 8 ay içerisinde faizi %8,5'tan %42,5'a çıkaranların bütçesidir. Bu bütçe faiz lobilerinin önünde el pençe divan duranların 3 kuruş dolar bulmak için Arap çöllerinde bedevi gibi dolaşanların bütçesidir. Bu bütçe depremin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen deprem sedeleri halen çadırlarda ve konteynerlarda yaşamaya mahkum edenlerin bütçesidir. Çiftçinin gübresinden, mazotundan vergi alıp tarım yok edilirken lüks yatların mazotundan, fırlantadan vergi almayanların bütçesidir. Bu bütçe saman ithal ederek bu ülkede hayvancılığı bitiren 200 bin sığır yerine 200 bin troll besleyenlerin bütçesidir. Okullarda uyuşturucu kullanımı ve akran zorbalığının arttığı bir ortamda psikolojik danışman ve rehber öğretmen atamak yerine manevi danışman atayarak çocuklarımızı tarikatların kucağına atan bir bütçedir. Binlerce öğretmen atama beklerken laik eğitimi baltalayıp STK adı altında çocuklarımızı gerici ve cemaatlere teslim etmek için protokol yapanların bütçesidir. Bu bütçe tarikatların, dernek ve vakıfların 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesini normalleştirenlerin bütçesidir. Bu bütçe çocuklarımız tarikat yurtlarında istismar edilirken bir kereden bir şey olmaz diyenlerin bütçesidir. Bu bütçe rüşvet alarak milyonluk saat alanların, ayakkabı kutularında para saklayanların, kara para aklayanların önüne yatıp yuvarlananların bütçesidir. Bu bütçe milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken deveyi hamuduyla götürenlerin bütçesidir. Kıt kanaat geçinmeye çalışan halka porsiyonları küçültme öğrencisi yapıp 50 bin dolarlık çanta takanların bütçesidir. Dünya şampiyonu olan voleybol kadın milli takımımıza tarifeli uçağı reva görüp yandaşlarını lüks uçaklarına doldurup dünyayı dolaştıranların bütçesidir. Vatandaş başını sokacak ev bulamazken ülkenin tüm sermayesini betona gömüp milletin parasını yandaş müteahhitlere ve gayrimenkul zenginlerine aktaranların bütçesidir. Yani sizin anlayacağınız bu bütçe karnı aç çocukların değil, ak çocukların bütçesidir. Bu bütçe emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, gençlerin, kadınların, engelli bireylerin bütçesi değil. Haramın, yandaşın, imtiyazın, rantın, talanın, hırsızlığın, yağmanın ve aymazlığın bütçesidir. Bu bütçe milyonlarca emekli 7500 lira maaşla çalışırken, pazardan çürük meyve ve sebze toplarken 13 tane uçağı olanların bütçesidir. Asgari ücretli günlük 380 lirayla yaşamaya mahkum edilmişken sarayda günlük 33 milyon lira harcayarak itibardan tasarruf etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçesidir. Gocunmayın hanımlar beyler, alınıp incinmeyin. Yeni değil bu hikaye. Bu oyun 21 yıllık. Bu oyun eski bir oyun. Bakın Tevfik Fikret ne güzel anlatmış bu bütçenin kimin bütçesi olduğunu. Verir zavallı memleket, verir ne varsa malını, hayatını, ümidini, hayalini hemen yutun. Düşünmeyin haramını, helalini. İşte bu bütçe haram mı, helal mi diye düşünmeden hemen yutanların bütçesidir. Yiyin efendiler, yiyin. Doyuncaya kadar, tıskırıncaya kadar, çatlayıncaya kadar yiyin. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.